Herkese selamlar dostlar. Hepinize güzel, keyifli cumartesi gecesi diyorum. Şu anda gece oldu. Kusura bakmayın ne video geceye denk geldi. Özür diliyorum öncelikle. Arkadaşlar bizim de bildiğiniz gibi cumartesi pazarımız var. Ben de güzel bir arkadaşımla birlikteydim. Ozan Kumral selam olsun buradan tekrardan sağ olsun. Kendisi Dublin'deki tünellerden sorumlu bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Ve ben bunu ilk defa duydum. Dublin'de tünellerden sorumlu bir şirket olduğunu, hatta Kork'ta da varmış. Ve onun bir Türk bir yöneticisi var mesela. Bence çok keyifli ve güzel bir şey. Bugün tanıştık. Gerçekten çok kaliteli ve gerçekten çok güzel tecrübeli olan bir insan. Yani zaman güzel geçti öyle söyleyeyim. Aslında bugün de biraz da konusunu oluşturuyor. Biraz fikir alışverişi yaptık. Ondan da aldığım fikirler var. Yani böyle güzel bir network'e sahip olmak. Sadece o da değil mesela. Şimdi Market Pub'da çalışan Ömer. Ömer'e de buradan selam olsun. Bugünkü bira kıyağını da unutmayacağım öyle söyleyeyim. Ya da Nero'da çalışan Hazal. Sana da teşekkür ediyorum. Görüp yazmışsın, değer vermişsin, selam vermişsin, eyvallah. Ya ben böyle şeyleri severim arkadaşlar. Böyle böyle network'ünüz oluşur, öyle söyleyeyim. Bu arada şehrin en güzel nakosunu yapan Emre Şef'e de selamlar. O da Church Pub'da çalışıyor. Bir anda Chris Church'a gitti aklım. Neyse. Bu network'ü arkadaşlar ben bir günde oluşturmadım. Gördüğünüz gibi bunda sosyal medyanın, YouTube'un da etkisi büyük. Ama aynı zamanda benim yurt dışındaki yaşama alışkanlığımla da bunun alakası var. Bugünkü videonun konusu da bu aslında. Konu ne? Yurt dışında gerçekten hani tutunmak isteyen, kalıcı bir hayat isteyen ve aynı zamanda yaşadığı ortamdan keyif almak isteyen insanlar için bu video. Hani ben ne yapmalıyım da böyle işte atıyorum Güntekin gibi güzel bir network'um olsun, güzel insanları tanıyayım, neler yapmalıyım? Sadece Türk değil, bunun içine yabancılar da dahil. Mesela Industry Co'da çalışan Alex gibi ya da Nina gibi anlatabildim ya da Caitlin gibi, bunlar benim tamamen arkadaşlar günlük yaşamımda tanıştığım insanlar. O yüzden size bu konularda biraz bilgi vermek istiyorum. Yani naçizane hafif mentorluk işinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden anlatalım, başlayalım madde madde böyle dozaj şeklinde. Arkadaşlar kendi ailemden öğrendiğim ya daha doğrusu annemin bana çok söylediği bir laf. Yırtık olmanız gerekiyor. Bakın bu çok gerçek bir söz. Abi yırtık olmanız lazım. Yani özellikle yırtıklık şu, ataklık anlamına geliyor. İçine çekinme, pörsme, kendini dışarı at. İnsanlara merhaba de. Ve kaynaşmaya çalış. Yani bu gayet normal. Bu ezik bir davranış değil. Belki bu size çok ezik gibi geliyor ama benim yanıma hani bu özgüveni, cesareti gösterip gelen insanlara teşekkür ederim. Yani bu gayet normal bir şey. Bugün biraz bunu da konuştuk. Yani insani bir şeydir bir insana merhaba demek. Tabii ki de zordur ilk başta bir insana merhaba demek. Belki de hiç tanımadığım bir insana ama hani bu yanlış da değil. Zaten böyle çevre kurmuyor muyuz? Bakın şu saydığım bütün insanlar sırf bana merhaba dedikleri için ve beraber muhabbet edebildiğimiz için bugün benim hayatımlar ve bakın ben bugün o insanlardan ne güzel bahsediyorum. Ve onlar da benim burada kurduğum bu ağın bir parçası haline geldiler. Ve gerçekten çok kaliteli adamlar tanıdım, kadınlar tanıdım. Hatta Türkiye'de bu insanlarla belki de aynı yerlerde çalışıp yani gerçekten tanışma şansımızın çok düşük olduğu insanlarla ta 4300 bilmem kaç kilometre ötede İrlanda'da tanışıyoruz. Bakın hayat böyle bir şey. Hayat gerçekten biraz garip, biraz da sürprizlerle dolu. O yüzden madde madde gidersek ilk maddem kesinlikle atak olun, yırtık olun arkadaşlar. İnsanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin. Bu kadar. İkinci bir durum. Gerçekten iyi bir çevre için kesinlikle arkadaşlar kafanızda çok kurmayın. İnsanları sınıflandırmayın. Türkiye'de bunun zor olduğunu biliyorum çünkü böyle büyütülüyorsunuz. Hani şu siyah, şu beyaz, şu doğu, şu batı, şu işte kötü, bu iyi, bu şişman, bu zayıf, bu yollu, bu yolsuz. Anladın mı? Hani böyle gider. O yüzden arkadaşlar bunun da bir kısmanız lazım. Bakın belki de yetişme tarzı olarak sizin için en zoru bu olacak. Bu duyguyu bastırmak. Çünkü küçüklükten beri böyle büyütülüyorsunuz. Mesela atıyorum ailesi zengin olan ya da çok böyle lüks bir yerlerde yaşayan insanlar için şey derler. Bu senin dengin değil. Yani saçma sapan biraz dizi tadında oldu ama var ya bu hani. Ne dengi abi? Neyi dengiliyoruz biz? Kimi neyle dengiliyoruz? İnsanız biz. Hepimizin iki gözü var. Aramızdan birisinin süper gücü olana kadar ya da birimizin üçüncü gözü ya da beşinci ağzı çıkana kadar bence hepimiz eşitiz. O yüzden hepimiz birbirimize eşit davranabiliriz. O yüzden arkadaşlar o özgüven kanallarınızı lütfen dışarıya doğru bir açın. Ve kafanızda kurmayın ya, kurmayın. Mesela şunu düşünmeyin. Şimdi ben buna böyle dersem o bunu böyle anlar mı? O bunu böyle anlarsa bundan sonraki hareketi ne olur? Lütfen bir insanla tanışıyorsunuz. Bu çok basit. 7 adım ötesini düşünme lütfen. Daha adamı tanımıyorsun ya da kadını daha merhaba demedin. Coşma. Sakin ol. Sadece merhaba de. Tanışma isteğini dile getir. Nereden o insanı tanıdığını ya da nereden merak ettiğini söyle ve konuş. Bu kadar basit. Bu arada alttan da güzel bir parça çalıyor bilmeyenlerinize. C.G. Lewis Lifetime diye bir parça. Geçen Instagram'dan takip edenler varsa çalmıştım öyle söyleyeyim. Benim sevdiğim chill parçalardan biri. Tavsiye ederim dinleyin. Çok çok güzel elektronik müzik yapan sağlam DJ'lerden birisidir bu arada. Bunu da böyle bir not olarak vereyim.
reklamını yapmıyorum. Sadece herifi seviyorum yani, öyle söyleyeyim. Bu da diğer bir şey arkadaşlar. Ne olursa olsun yani gerçekten dışarı karşı açık olun abi ya. Hani kaybedeceğiniz bir şey yok. Rahat olun, tamam mı? Bu da diğer bir şey. Yine önemli maddelerden biri arkadaşlar. Karşınızdaki insan eğer yabancı bir hani ülkedense ya da başka bir kültüre sahipse, yabancı bir kültüre sahipse o kültürle ilgili 3-5 araştırma yapmanız sizin işinize gelir. Bakın açık konuşayım. Ben yurt dışında en çok neden ekmek yedim biliyor musunuz? Yani insanlarla kaynaşma konusunda. Çok fazla ülke gezmekten. Yani o yüzden gerçekten Türk Hava Yolları'na da bu konuda teşekkür ederim abi. Onların sayesinde ben bedava bayağı bir gezdim. O yüzden bugün ben kimle ne konuşursam özellikle Avrupalılarla ya ben şu ülkelere gittim dediğimde aa benim ülkeme gitmişsin inanamıyorum diyor. Mesela geçen cuma günü Lolita'daydım. Bir Afrikalı bir grupla tanıştık arkadaşlar. Karışıklar Afrikalı, İspanyol oradan buradan. Dedim ki ben gittim Kuzey Afrika'ya. Nerelere gittin söyledim. Ya nasıl ya falan böyle şaşırdı. Aa sonra hemen arkadaşını çağırdı. Bak Afrika'ya gitmiş falan. Ya sırf gezdiğim yerlerden bile direkt network kurabiliyordum ben abi. Çok basit bir şey. O yüzden hani gezmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Hani özellikle bu Avrupa'da ve yurt dışında çok işinize yarar. Karşınızdaki insanın ülkesine gitmişsiniz eğer bir ziyaretiniz olmuşsa. Wow. Direkt al sana hop konuşma zemini. Kaynaştınız artık oradan muhabbetine et, keyfine bak. Diğer bir şey kendiniz olun ya. Doğal olmak gerçekten önemli bir şey. Basit olmaya çalışın. Yani evde neyseniz ya da annenizle babanızla, en yakın arkadaşınızla, abinizle, kardeşinizle neyseniz karşıdaki insana da o şekilde kendinizi yansıtın. Bak yine aynı şey. Kurmayın. Gard yapmayın. Tamam Türkiye'deki ilişkiler belki hani seviyeli olmaya, çok dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. Seviyeli demeyeyim de yanlış kelime. Dikkatli olmaya çalışıyorsunuz. Ama burada öyle değil. İnsanlar birbirleriyle kaynaşırken öyle o kadar sizin kafanızdaki gibi analizler falan yapmıyor yani. Yani insan evladı diyor. Merhaba dedik, tanıştık. Çünkü şunu biliyorlar. Günün sonunda hiçbir şey olmasa bile bir insana merhaba deyip kaliteli vakit geçirmek çok önemli bir şey. Öyle söyleyeyim. Mesela benim geçen cuma günü tanıştığım iki arkadaş tamamen random tanıştık. Böyle kapıda ben sigara içiyordum. Muhabbet falan böyle bir anda başladı yani. Hani konuştuk. İşte İtalyalıymış. İşte birisinin ismi Valentina'ydı. Diğerinin ismi arkadaşlar Sila'ydı. Böyle hani karmaşık gibi bir şeydik yani. Anladın mı? Hani böyle bir anda tanıştık. Yani iki tane İtalyan tatlı kadın. Böyle muhabbet, sohbet. Aramız iyi oldu. Muhabbet ettik. Çok da güzel. Aynı anlaştık falan yani. Hani öyle. İkisini de şu anda takip ediyorum. Yani onlar da beni takip ediyorlar. Hem YouTube'umda hani beni bilmedikleri halde izliyorlar falan yani. Hani ben bunu seviyorum arkadaşlar. Hani muhabbetleri biraz da şuradan da anlayabiliyorum. Açık konuşayım. Muhabbetlerin nereye gittiği. Öyle. Hani şimdi doğaldır. İnsanlar hele bir de karşı cins olunca o muhabbetten bir şey bekliyorsunuz siz, anladın mı? Hani hemen şey ya şu ayağı bırakın mesela, tamam mı? Hani her gördüğün kadın ya da adam senin sevgilin olmayacak. Her gördüğün kadın ya da adam senden hoşlanmıyor. Yok böyle bir şey. Sen de sadece merhaba deyip sana bir seninle arkadaş olmaya çalışıyor olabilir. Yani bu gayet doğaldır. Yani bunu bir kendinize yedirin. Anladın mı? Hani çünkü bizde öyle bir şey var. Bu bana bakıyorsa, benimle konuşuyorsa bana yürüyor. Abi yok işte, herkes sana yürümüyor ya. Rahat ol. Anladın mı yani? Öyle. Öyle düşünsek oho o zaman yani hani. Ben şey diyeyim, bütün YouTube'daki bütün herkes bana mı yürüyor diyeyim. Yani saçma bir şey. Ya yani bunu da yıkın, olur mu yani? Bu da önemli şeylerden, detaylardan bir tanesi. Yani toplarsak neler saydım şu ana kadar size? 1- Yırtık olun. 2- Özgüvenli olun. 3- Kurmayın. Tamam mı? Bu çok önemli. Kurmayın. Ve bakış açınızı değiştirin. Bunun sayesinde yurt dışındaki o ortama daha çok adapte olabilirsiniz. Ha bu yeter mi? Yetmez. Ve en önemlisi kabullenmeyi bilin ya. Kabullenmek çok rahat bir eylem ha. Mesela şunu bil. Buraya eleştirip durma. Anladın mı? Eleştireceğini şunu bil. Bu yola çıkan sensin. Sen istedin bunu oğlum. Bunu bir kabul et ya. Kendine yedir bunu. De ki evet abi ben bunu ben istedim. Bunu ben yaşıyorum. Böyle yaparsan sen kazanırsın, anladın mı? Hani bu senin için iyi bir şey. Kabullen. Hani buranın eksiklerini aramak yerine ya da geldiğin ülkeyle referans gösterip karşılaştırmak yerine şöyle düşün. Buraya ben geldim. Eğer eksik görüyorsam da o eksikleri bir şekilde kendimin burada doldurması lazım. Dolduramıyorsam da bu da böyleymiş deyip kabul etmek. Ha çok mu sıkılıyorsun? Al bir vize gez ya. Başka ülkelere git. Zor değil. Vizesiz bile gireceğin bir ton ülke var. Buralara yakın mesela. Yani İrlanda'da olan için mesela Fas'a git. Ne bileyim farklılık olsun, girebilirsin. Mısır'a git, girebiliyorsun. Ne bileyim işte Kore demiştim geçen gün. Kore'ye git. Buralara girebilirsin. Hani sırf canın sıkılıyorsa buradan oraya git. Ya bana sorarsan tabii canın sıkılıyorsa buraya hiç gelme ama hani hepimiz bazı sebeplerden dolayı buradayız. Anlatabildim mi? O yüzden. En önemli kabulleneceğin şey de şu. Eksiklik duygusu her zaman olacak. Bundan kaçamayacaksın. Bunu bil. Yani her zaman bir yanın çok eksik hissedecek.
bir yanısı o eksik hisseden yanına şunu söyleyecek. Hani ya benim burada ne işim var? Ya böyle değildi benim oradaki hayatım. İşte bunu bastır. Bu eksikliğin normal olduğunu bil. Çünkü burası senin ülken değil. Sen yeni bir ülke geldin. Anladın mı? Bak bunları yaparsan şu saydığım 5-6 tane küçük maddecik. Bana sorarsan yurt dışında hayatın çok rahat olacak. Diğer bir şey ise şunu unutma. Bazı ülkelerde insana ihtiyaç duyarsın. İrlanda o ülkelerden biri. Ne yap et? Kendi küçük Türkiye'ni ya da küçük dünyanın artık neyse Mozambik'ini mi neyse onu yarat. Çünkü senin insanlara ihtiyacın olacak. Özellikle böyle ülkelerde. İstanbul'da olmaz. Yalan yok. Bugün bir Atina'da olmaz. Bugün bir gidersin Roma'ya olmaz. Bugün bir gidersin Barcelona'ya hiç ihtiyacın olmaz böyle ülkelerde. Ya da Portekiz'e gidersin hiç olmaz. Ama buraya gelirsen kuzey böyle. İşte deli diyorum ya. Bazen de şu onun arkadaşlar. Burası da böyle ya. Bitti yani hani. Anlatabildim mi? Böyle. Ve diğer bir konu. At gibi koşmayın ya. At gibi koşmayın. Hayat adım adımdır bak. Yani şunu açtım bir. Kafana takmak için bunu da açman lazım. Böyle takamıyoruz gözlükleri. Anladın mı? Yani hani garip bir örnek oldu ama. Hani bir, iki hop öyle takıyoruz. Anlatabildim mi? O yüzden hani daha birini açmadan bunu nasıl takacağını düşünme. Hepiniz öylesiniz. Örnek veriyorum. Bana çok gelen mesaj. Şu bölümü bitirdim iş bulabilir miyim? Şuradan mezunum olur mu? Benden olur mu? Ne bileyim oğlum ben kain miyim yani? Hani kilimcinin kör oğlu. Ne bileyim ya böyle saçma sapan sorular sorma bana. Yani şurada tecrübem var. İş bulma şansım ne? Ne bileyim ben? Şansmatik miyim böyle hani? Basıyorsun zikirmatik gibi sana sayı mı vereceğim lan ben? Ne bileyim yani? Bunu sen deneyip kendin göreceksin. Ne bileyim yani? Ben senin geleceğini ben yazmıyorum. Yani bazen beni şey gibi görüyorlar. Güntekin bir şey hani ilahi bir güç gibi. Her şey içinde doğuyor ve konuşuyor. Yok abi ben sadece fazlasıyla yüksek farkındalığa sahip olan ve bu farkındalığıyla fark ettiklerini size aktarmaya çalışan bir bireyim. Bu kadar. Heh. Şuna da egoist diyeceksiniz. Deyin. Benim için bunun ismi ne biliyor musun? Kendini bilmek. Zaten çoğunuz kendinizi adam akıllı bilseydi bugün benim yaşadığım hayatın 10 katını daha güzel bir şekilde yaşardınız. Bunun altını çiziyorum. Alınmaca da olmasın. Tamam. Herkesin kendi doğruları vardır. Herkes kendi doğrularını yaşar. Bazen herkese çok yanlış gelen şey senin için doğruysa gider yaparsın. Sadece alacağınız aksiyonların getireceği sorumluluklara ve sonuçlara özellikle katlanmayı bilin diyorum. Neyse konudan saptım. Anlatabildim mi ya bunu bir geçelim tekrardan. Bunlar önemli gerçekten dostlar. Bakın şu dediklerimi başarırsanız hayatta sırtınız yere gelmez. Öyle söyleyeyim. Önemli. Ve bunların hepsinin altında ne var biliyor musun? Bütün bu anlattıklarım tek bir şeye bakıyor. Aksiyon almak. Bizim milletimizin özrüdür bu arada. Aksiyon almak. Çok konuşulur. Ama o kadar peşincilik ve garanticilik vardır ki o yüzden kimse aksiyon alma derdine düşmez. Yani öyle. O yüzden arkadaşlar aksiyon almaya çalışın. Hayatınızı güzel bir şekilde idame ettirmek istiyorsanız, yurt dışında başarılı olmak istiyorsunuz. Artık bu ülkede ne planınız varsa ya da herhangi bir ülkede. Bu söylediklerim yurt dışına gideceğiniz her ülke için geçerli. En eğlencelisi için de en sıkıcısı için de. Yani bunlar her yerde her zaman yapmanız gereken basicler. Oldu mu sana bu video olduğu gibi bir yurtdışı 101 videosu? Bence güzel oldu, keyifli oldu diyorum arkadaşlar. Neyse. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Merakınız olursa, sormak istedikleriniz olursa yorumlara bekleriz. Hepinize güzel akşamlar, güzel geceler tekrardan. Yarın belki bir canlı yayın yaparız. Belki de yapmayız. Belki bir konuk alırız. Haber ederim zaten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşça kalın.